muy duro. Mira. Vaya, es que yo creo que acaba de este. Y le dije, acaba de este mundo, pues va a los que van a estar tarde. Sofrada buluşsun dediniz. Güzel bir tatlı bir sofrada buluşsun diye. Aynen öyle. Çok güzel. Buradan aslında Sadık Usta'mızın, daha doğrusu Sadık Bey diyelim. Gerçi Usta Bey fark etmiyor. Biz samimiyetleri söylüyoruz. Usta'da daha çok yakışır gerçekten bu eserleri sunmak. Kolay değil. Gaziantep çünkü. Babalarımıza çok teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten. Usta, onları da kutluyoruz buradan. Aynı zamanda Kazım amcamıza yani çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi burada farklı lezzetler hazırlıyorsunuz. Spesiyeliniz zaten bize hazırlamış olduğunuz lezzet. Şöyle bir sayabilir miyiz? Tabii. Şuradan başlayalım şöyle isterseniz. En iyi spesiyelimiz sarı çıtır dediğimiz. Şöyle hemen yardımcı olayım ben. Hemen göstereyim. Bu ürünü tanıttık. Yani, bununla bir biyom sarı. Sonra İbrahim Yaşlı'da da sarma diye adlandırdığımız, sarılı sarma diye adlandırdığımız bir yaptığımız. İbrahim Yaşlı'da da bunu öklere çıkardık. En iyi spesiyelimiz bunlardır. Ama diğerleri de farklı. Mesela yalnız şu çok ezme, merak ediyorum. Bu ezme. Bu dolma fıstık ezmesi. İçerisinde kaymak ve kadayıf da var. Bunun içerisinde bu da hafif bir ürünüdür yine. Yani farklı bir lezzet. Fıstığın ezmesinden yapılıyor. Künefeden çıkıp da daha farklı lezzetler. Mesela her türlü. İşte bademlisi, fındıklısı, fıstıklısı, kaymaklısı. Ya fıstık bu şekilde işlenir mi usta? Fıstık bu kadar güzel işlenir mi ya? Şimdi evet. Peki kıyamıyoruz meyveler yemeği. Neden? Ya meyveler şimdi tatlının pişmesi bir 10-12 dakika kadar sürüyor. Müşteriler genel burada kadar bekliyorlar. Yani bekleyip de boş kalmasın, sıkılmasın diye hafif bir meyve veriyoruz. Peki bu süt ne oluyor? Bu neden çok merak ediyorum. Neden kahve, kola değil de süt normalde tatlı şekeri keser. Yani şerbetin hafifliğini alır. Ha, yani yedirir. Mesela tatlıyken su içirirse kesilir. Ha, tabii daha çok süt içirdiği zaman alabilirsin sütü abi. Süt içirdiği zaman böyle sağ. Süt içirdiği zaman hafifleşir, şekeri keser. Dur bakalım ya, bakacağız, deneyeceğiz. Süt içirdiği de şey doğal ürün. Tabii doğal. Her şey doğal. Natural bir şey gibi. Tabii kal. Şimdi şu lezzetlere bakalım. Bu kadar çok övdünüz. Vallahi yaptınız. Ben dayanamayacağım artık anlatırken. Hakkınızı helal edin diyoruz. Şöyle bu lezzete bakalım. Ben şu ezmeyi çok merak ediyorum. Şöyle ezmeden başlamak istiyorum. Yapmış olduğu şu lezzet var ya nasıl? Yalnız çıtır çıtır ses çıkıyor hani. Kaymak, çıtır çıtır. Fıstık, ustalık, ortaklık, geliyor ticaret. Mu? Gidiyor mu? Her şey geliyor, gidiyor mu? Gidiyor mu? Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi dayanamıyorum. Gidiyor. Yol açık olsun. Gitti. Yalnız ben bir şey anlamadım. Bir daha bakmam lazım. Çok hafif olmuş gerçekten. Söylediğim gibi. Önemli olan bizim tatlılarımızda hafifliktir. Yani yiyecek. Yormayacak. Kesin yormayacak. Yedikçe yesin gel. Yedikçe yiyecek. Yalnız şundan tatmanı istiyorum. Hani mükemmel bir lezzet olmuş. Ben de aslında bunu hiç görmedim. Çok hafif. Ve çok güzel.